Ama şu anda yapmanız şu anda yapmanız gereken tek şey oturacaksınız Enes hocamla beni dinleyeceksiniz. Çalışacaksınız, gayret edeceksiniz. Birinci aşamayı geçtikten sonra bana diyeceksiniz ki aynen öyle hocam. Aynen polis akademisi mantığında. Zaten öyle düşünerek gerçekleştirilmiş belki de. Gerekirse beni arayacaksınız, haber vereceksiniz, mesaj atacaksınız hocam. Ki zaten sınavdan sonra haberleşir konuşuruz. Hocam böyle böyle oldu. Mülakattan şu kadar puan şey sınavdan şu kadar puan aldım. Ne yapacağım diye konuşuruz gerekirse. Onu sonra konuşuruz. Ama şu andaki iş arkadaşlar tamamen sizin KPSS ve DHBT ağırlığınız. Başka bir şey değil. Onu ifade edeyim. Evet Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyoruz. Hocam demişti ki in edilleyi açıklar mısınız demiş idi. Oradan başlayalım o zaman. Eğer in edille size soru olarak gelirse şu iki isim mutlaka şıklarda olmalı arkadaşlar. Birisi inikasül edilliği kullanan Bakıllani, bir diğeri ise inikasül Edilli'ye karşı çıkan Gazali arkadaşlar. Şöyle bir durum söz konusu. Delilin yanlışlığından delille ispatlanmak istenen şeyin düşüncenin yanlışlığına hükmetme. Yani mesela mucize ve peygamber örneği üzerinden gitmiştik. Bununla alakalı söylemiştik. Demiştik ki siz sadece yani Bakillani'nin düşüncesine göre sadece ve sadece mesela peygamber mucize gösteren herkes peygamberdir tırnak içerisinde gibi bir cümle kurarsa eğer bir kişi mucize denilen şey açıklanırsa eğer o zaman o kişinin peygamberli ifsad olmuş olur. Bu söylediğiniz yanlış. Yani delilin yanlışlığından delille ispatlanmak istenen düşüncenin yanlışlığını hükmetme. Delilin yanlıştır çünkü senin. İspatlamaya çalıştığın şey de yanlış. Sadece bunu kullanarak ya da bu şekilde bir yol takip ederek e, yanlış yoldasın demiştir Gazali Bakillaniye. Böyle bir düşünce söz konusu. Neden? Yanlış bir delil ile arkadaşlar doğru bir şey savunulamaz. Çünkü senin delilin yanlış diyor Bakırlani. Çiçek çiçek örneği vermiştik mesela istidlal bir şahit alel gayb yani görünenden görünmeyene ulaşma meselesinde de çiçek örneğini vermiştik arkadaşlar. Şimdi kelam nerede? Heh. mütekaddimun dönemini ifade ediyorduk. Mütekaddimun döneminde ehli sünnet vel cemaat. Biz bunu mezheplerde işlemiştik. O yüzden hızlı bir şekilde geçiyorum arkadaşlar. Anlatacağım. Bazı yerlerin üzerinde duracağım. Mezheplerde ehl sünnet ve cemaat bahsini anlatırken şuna da dikkat etmem gerekiyor. E, mezhepler yani ehl sünnetin kelama dair görüşleri nelerdir? Bunları söylemem gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bunu ifade ederken ehli sünneti amme ve ehli sünneti Hasa olarak ifade etmem gerekiyor. Yani ehli sünneti Hasa dediğim selef yani selef burası ise e, maturidi artı eşari demiştim. Yani isteyenler eğer yanlarında mezhepler notu varsa oradan da bakabilirler arkadaşlar. Aynı şeyler orada yazıyor. Şimdi mezhepler ya da kelam açısından baktığımız zaman selefle ilgili daha önce karşımıza çıkmış olan selefin inanç esaslarını ortaya koymasında izlediği Yollar, yöntemler, metotlar söz konusu. Yani Selefi düşüncenin Selefi düşüncenin müteşabih ayetler ile ilgili görüşü. Müteşabih ayetlerle. Müteşabih ayetlere biz ne diyorduk aynı zamanda? Hangi sıfatlardı bunlar? Daha da kolaylaştırayım soruyu. Müteşabih ayetler hangi sıfatlardı? Haberi sıfatlarda arkadaşlar. İşte Allah'ın eli, yüzü, Allah'ın arşa istivası gibi sıfatlar müteşabih ayetlerle ilgili sıfatlarda. İşte burada Selef'in yöntemleri söz konusuydu. Şurası tamamen Selef'in bu alandaki yöntemlerini ifade ediyordu. Manası kapalı, yoruma açık. Ama Selef diyor ki burada aczini itiraf edeceğim Burada Allah böyle demiş bırakacağım. Aczi itiraf. Allah bilir deyip bırakmak, sükut etmek, soru dahi sormamaktır. İmsak dediğin şey yorum yapmaktan uzak durmaktır. Kef dediğin, lan acaba kalbinden bile bunu geçirmeyeceksin. Acaba şu mu? Allah şöyle diyor ama şu şu anlama mı gelir? Kalben bile bunu düşünmeyeceksin. Bir de marifet ehline teslim söz konusuydu burada arkadaşlar. Temel görüşlerine baktığım zaman selef'in temel görüşlerinde e, önce açıklamalarını yazayım. Zaten bunlar kelami olarak bakış açılarıydı. Kur'an mahluk değildir arkadaşlar. Kur'an'ın mahluk olduğunu ifade eden Mutezili mezhebiydi. Hayır ve şer Allah'tandır. Hayır ve şer Allah'tan. Rü'yetullah vardır. İman nedir? İman tasdik artı ikrar artı amel. Büyük harfle yazıyorum. Amel varsa ben ne diyorum buraya? Amel imanın bir parçasıdır. Dolayısıyla imanda artma ya da azalma olur diyorum. Bakın bunlar bir fazlın parçasıydı. Amel varsa artma azalma var. Amel varsa büyük günah işleyenlerin durumu söz konusu. Amel varsa imanın bir parçası. Dikkat. Birazdan zaten iman, tasdik, ikrar ilişkisinde anlatacağız. Büyük günah işleyen kişi kafir sayılmaz. Görüşü söz konusuydu. Şurada mezhepleri de ilgilendiren bir not var arkadaşlar. Selefin kurucusu olan Ahmet bin Hanbel sistemleştiren İbn Teymiye günümüzdeki haliyle selefilik eşittir ve habilik demiştik arkadaşlar. Ehli sünnete geldiğim zaman yani eşari ve maturidi kısmına geldiğim zaman eşarilik mezhebiyle başlamıştık. Ali el Cübbai burada önemli bir isimdi. Ali el Cübbai. Ali el Cübbai ve İmam Eşari yani Ebul Hasan el Eşari. Üvey babası. Ebul Hasan'ın üvey babası. Ali el Cübbai pardon. Pardon. Şurayı siliyoruz. Siz de yazdıysanız silin. Buraya niye Ali Cübbay yazdık bilmiyorum ama. Ee, burası Ebul Hasan el Eşari. Ebul Hasan el Eşari. Onun görüşleri etrafında ortaya çıkmıştır. Ve Mutezile'nin ileri gelen alimlerinden olan Ali el Cübbay'den ayrılacak. İhve-i Selase meselesi. Soru bankalarında Mutezile anlatılırken ee, büyük günah işleyenlerin durumuyla alakalı soru gelebilir. Soru bankalarında eşarilik anlatırken nasıl ortaya çıkmıştır da üç kardeş meselesi anlatılır. Üç kardeş meselesinin ne olduğunu ifade etmiştik arkadaşlar. Eşariliğin görüşleri bakalım. Mesela ile alakalı zaruri bilgi, kesbi bilgi diye iki ayırmıştı. Uluhiyet bahsinde, bahsinde Allah'ın varlığını ancak nakil ile ulaşılır demişti. Allah'ın ezeli sıfatlarının var olduğunu söylemişti. Buraya dikkat. Neden Allah'ın ezeli sıfatlarının var olduğunu söylüyoruz? Çünkü mutezile yok demişti. Mutezile'ye göre subuti sıfatlar yoktu. Eşari'ye göre subuti sıfatlar var arkadaşlar. Haberi sıfatlar konusunda selefin anlayışı benimsenmiş diyoruz. Ruhiyetullah var mıdır yok mudur? Aklen mümkündür. Ee, müminler tarafından ahirette görülebileceği, dünyada ise sadece peygamberlerin görebileceği ifade söz konusu. Kur'an mahluk değildir görüşü söz konusu. Kur'an mahluktur ya da bakın belki kodlamalar da yapabiliriz. Hatta şimdi de söyleyebilirim. Şu söylediklerim gerçekten önemli şeyler ifade edeyim. İman bahsi açısından düşündüğümde eğer iman bahsinde amel varsa arkadaşlar artma ya da azalma vardır demek. Ya da sıfatlar bahsinde arkadaşlar, sıfatlar bahsinde. Eğer Mutezile gibi subuti sıfat yok diyorsa bir mezhep o zaman Kur'an mahluktur. Siz soruda eğer Allah'ın ezeli sıfatlarını inkar söz konusudur diye bir şey duyduysanız orada Kur'an'ın mahluk olduğunu da görürsünüz. Yani mutezileye göre subuti sıfatlar Allah'ı bilmek nakildir hocam. Naklen mümkündür. Yani Allah kendisini bildirir bana ki öyle bilebilirim. akılde değil. Subuti sıfat yok diyor mezhep. Yani mutezile o yüzden Kur'an mahluktur. Olmuş olsaydı ne olurdu? Hatta buna üçüncü bir kademe olarak taaddüdü kudema olur. Taaddüdü kudema. Eğer Allah'ın dışında, zatının dışında diyelim, subuti sıfatlar var derse bir kişi mutezileye göre o zaman taaddüdü kudema söz konusu olur diyor mutezile meselesi. Bu ayrımlara dikkat edin arkadaşlar. Nettir bunlar artı net net. Size artı bir net getirir. Haberiniz olsun. Artı bir net demek onlarca yüzlerce binlerce kişinin üzerinde olmak demektir. Evet kader bahsine baktığımız zaman kullarına ait fiiller Allah tarafından yaratılmıştır. Kulun kudret ve fiilini yaratan Allah'tır. Fiilin meydana gelişinde kula verilen hadis kudretin etkisi yoktur. Yani sadece Allah'a aittir diyor. Bunlara göre iman tasdiktir arkadaşlar. Dil ile açıklamak veya ilahi buyrukları yerine getirmek. Amel imana dahil değildir. Peki ben size bir şey söyleyeyim. Amel imandan bir parça değilse Eşari'ye göre imanda artma ya da azalma olur mu olmaz mı? Evet, olmaz. Şeref hocam, neresi hocam? Biraz kaçırmışız orayı. İşaretlikteki iki boşluğu hangi iki? Şurası mı? Buraları yazmadım. Bilgi zaruri ve kesbi bilgidir. Allah'ın varlığına nakil ile ulaşılabilir. Allah'ın ezeli sıfatları vardır. Burası var. Burası nakil. Burada da bilgi zaruri ve kesbi. Mezheplerde bunları anlatmıştım. Mezhepler dersinde var mıydınız bilmiyorum hocam. Eğer amel imandan bir parça değilse imanda artma ya da azalma olmaz. Yani e, amel imanın bir rükünü değildir arkadaşlar. Çarpılar değildir. Tikiler olumlu. Öbürleri olumsuz. Peki büyük günah işledi. Tövbe etmeden öldü. Ne olacak durumu? Allah bilir. Allah'a kalmış. Mürci gibi belki de Allah'a kalmış. Allah dilerse affeder. Dilerse azap eder sonra da cennete sokar. Bilmiyorum. Şefaat vardır. Peygamberleri ifade etmişti. Kadınlardan nebi olurdu. Resul olmazdı. Çünkü nebi resul farkı söz konusu idi arkadaşlar. Ayrım ÖSYM daha önce sordu arkadaşlar. 40 geçiyor. 50'ye 50'ye kadar gidelim. 50 de ara verelim. Sonra dengeleriz inşallah. Tekmin ee, tekvin sıfatı tek başına bir sıfat değildir. Kudret sıfatının içerisindedir. Bunu ifade etmiştik arkadaşlar. Kudret sıfatının içerisinde. Eda hocam ne oldu? Niçin güldünüz? Tekvin sıfatının içeri tekvin sıfatı ayrı bir sıfat değildir. O zaman eşarilere göre toplamda 7 tane subuti sıfat vardır. Tekvin kudretin içindedir. Onu söyleyelim. Ahirette nakille bilinebilir şefaat vardır. İmamlar konusunda imamlar nas ile tayin değil. ittifak ve seçim ile olur imamlarda masum değildir diyor. Maturidi'nin görüşlerine baktığımız zaman sevgili arkadaşlar ee, İmam Maturidi'nin görüşleri etrafında ortaya çıkmış. Dönemler vesaire onlara es geçtim. Uluhiyet Allah akıl ile bilinebilir arkadaşlar. Allah akıl ile bilinebilir diyor burada. Akıl ile bilinebilir görüşü söz konusu burada. Ruhiyetullah dediğimiz kavram vardır. Ruhiyetullah caizdir. Müminler tarafından Allah görülebilecektir diyor. Allah'ın peygamber göndermesi insanlık için aklen bir zorunluluktur. Ahirette görülebilecektir. Ruhiyetullah vardır yani. Burası ise akli bir zorunluluktur. Kadınlardan peygamber olmaz arkadaşlar. Allah'ın ezeli sıfatları vardır. Yani Allah'ın kadim sıfatları söz konusudur. Yani subuti sıfatlar vardır. Yani Kur'an-ı Kerim mahluk değildir. Bakın hep birbiriyle bağlantılı. Birini yaptığınız zaman diğeri, birini yaptığınız zaman diğeri geliyor. Allah'ın zatından ayrı sıfatları var. Yani subuti sıfatlar söz konusu arkadaşlar. İman ve küfür bahsine baktığımız zaman iman kalp ile tasdiktir. İman tasdik etmektir arkadaşlar. Yani amel imandan bir parça değildir. Dolayısıyla imanda artma ya da azalma olmaz diyoruz. Müteahhirun dönemine bakalım.